Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Birinci şuadan Bismi'yi Subhanehu ve bihi nestaim. Şimdi ben bir Kur'an'ı farklı bir tanımlaması var. Kur'an nedir, tarifi nasıldır? O 25. sözün başında var ya, o ondan değil. Başka bir böyle şey var. Ondan sonra Risale-i Nur bu Kur'an'ın içinde nedir? Tamam mı? İlginç yani. Bir ilk önce bu noktada Kur'an nedir? Kur'an'ın 3 noktada tanımlaması ve tarifi var. Tarifi beşer canibine tariften bahsediyorum. Beşerin, beşere yaptığı tesirle beşerin ifadesidir. Beşere yaptığı tesirle beşerin ifadesidir. Bu tarif. Tanımlama ise o tarifin, o anlattığın manayı kainatta, varlıkta bulmaktır. Mesela ben çiçeğin yaprağını yeşil diyorum. Tefekkür ediyorum. Sonra bendeki o bilgiyi burayla özdeşleştiriyorum. Bu da tanımlama. Peki, başka bir tane de örnek. Kur'an'da duyduklarımızı mevcudata görmek gibi. Görmek. Duyduğumuzu görmek. Duyduklarımızla bize tesir alıyoruz. Biz etkileniyoruz. O etkilendiğimizi ifade ediyoruz. Bu tarif. Kur'an nedir? Ben tarif ediyorum. Yani Kur'an'ın bizi yapılandırması, bizi etkilemesi ile bende uyananları ifade etmek tarif. O tarifi kainatta görebilmek, bu da tanımlama. Mesela insan nedir deyince bir sürü yorumlar var. Ama Risale-i Nur'da 218 şualarda bize yüklediği mana var, bize uyandırdığı var. İnsan tanıdıkça, unutmayın bunu, kendini tanıdıkça onunla tanımlar, eşyayı onunla yorumlar. Onunla kendini ifade eder. Onunla kendini yapılandırır. Şimdi bak bu noktadan Kur'an'a bakın ya. Ya Risale-i Nur bambaşka, yemin ederim ya. Bak 712'den açayım. Ya bu acayip ya. Her gün hayret ya. Deli edecek beni. Deli olmadan bir gitsem kabire ya. Mubala zannedeceksiniz. Ha. İnan. Bazen korkuyorum biliyor musun? Vallahi korkuyorum ya. Bak diyor ki Kur'an'a bak. Her cihetle, hangi cihetle bakarsan bak. Ama ben külliyatta soru sorarak okuyorum. Çözemediğim şeyi şöyle soru soruyorum. Ne değildir? Nedir anlamak için ne değildirden gidiyorum bazen. Ve çoğunlukla. Bak. Kur'an'a bak. Her cihetle aynı şuur ve nefsi ilim, Allah'ın ilminin, subutu sıfattaki ilminin dolmuş hali, mahz-ı irade ve tesadüfi halleri olmayan ve lüzumsuz maddeleri bulunmayan Kur'an. Kur'an, gençler, bu zannettiğiniz raftaki Kur'an değil bu. Bu musaftır. Kur'an mahluk değil. Kur'an nedir? Kur'an yok zaten. Tövbe estağfurullah, adam ne diyor ya, delinin birisi ya. Kur'an, Musaf'ı okuduğun zaman, ama senin gene bildiğini söyleyeyim sana. Raftaki Kur'an'ı okuduğun zaman, Muhammed, aferin. Kur'an'ı okuduğun zaman, sende uyanan senin Kur'an'ın o. O bende yok çünkü. Senin aynı şuur, aynı ilim,
aynı irade, kışırsız bir şey. O senin o Kur'an'ın var mı bende? Oku kitabını. Meale söylüyorum. Kur'an'da bir ayettir bu. Haşir'de oku kitabınızı dendiği zaman. Oku Kur'an'ını. Oku Kur'an'ı denmiyor. Oku Kur'an'ını. İşte cennetteki makam Kur'an'ın makamıdır. Senin makamındır. Kurmuş olduğu. Kur'an okunup ortaya çıkandır. Okunmayan musaftır. Kitap yüklü merkebe benzetiyor zaten. Yani doğdun, öldün, hayatın bütünü senin Kur'an'ındır. Kur'an'ı okumayı bilmeyenin de Kur'an'ı vardır. Hayat. Öyle Kur'an okumayı bilen var ki kafir. Münafık. Kur'an'a bak şimdi. Her cihetle aynı şuur. Kışır yok. Kur'an unutmayın. Ha şunu diyecektim. Kur'an, Musaf demiyorum ki şu kitap. O burada ifade ediliyor. Bak, şu Musaf var ya Musaf. Şu raftaki. Benim gömleğim atletim, gözlüğüm takkem. Benim cesedim. Neyse, ben derken var ya ruhu kastediyorum, aklı kastediyorum. O benimle gözlük, takkem, tipim, gömleğim, cesedim. Arasındaki farkı düşünebiliyor musunuz? Yani gözlüğümle benim aramda ne fark var? Gömlekle ceset, cesetle aklı, akılla ruh, ruhla ene. Gitti. Biyoloji kitabıyla çiçek gibi diye. Ha aferin. Biyoloji kitabıyla çiçek. Biyoloji kitabı Kur'an şey Musaf olsa elinizdeki çiçek de Kur'an. Kur'an canlı ve ruhludur. Bak sırf öteki Muhammed yazıyor. Büyükler arası görüyor musun? İşte merak bu. Neyse oradan geçeyim bu tarafa geleyim. Kur'an okunduğu zaman Allah'lık sıfatı ve Allah'ın subutu sıfatları ortaya çıkıyor. Sende uyanıyor. Onun için canlı ve ruhludur. Onun için şifadır. Şifan lil müminin. Çünkü okununca bir şey patlıyor yani. Benzini ateş atıyorsun. Sudur. Hiç ömründen benzini yandığını görmeyen Allah aşkına benzinin içerisi ne intikal edebilir mi suyla? Su ya benzin. Su. Bak desem ki kardeş kafayı yeme işte. Bu böyle gözüküyor ama söndürüyor gibi gözüküyor. Sudur ya benzinden kastediyorum. Bu aslında yanıcıdır ha. Ne demek yanıcı? Bu buradayken var ya bu. Bu saydam iken, şekli falan yokken, bu alevdir. Ateş kütlesidir. Ne? Ateş kütlesi donmuş su mudur? Niye şaşırıyorsun? Güneş donmuş, odun olmuş. Bunu fizikçiye söyleyince, böyle kafayı tuttu. İçi unutmuyorum. Fizikçiye söyledim bunu. Kafayı böyle tuttu. Odun, ağaçlar donmuş güneştir. Nereden biliyorsun? Çürüyünce de petrol oluyor. He? Çürüyünce de petrol oluyor. Çürüyünce de petrol oluyor. Donmuş güneştir. Yakın odunu bakayım. O sana söyleyecek nereden geldiğini ve ne olduğunu. Yani suret aldatıyor. Donmuş ateştir ama sudur. Zahirde söndürendir. Hidrojen oksijen değil mi bu? Birisi yanıcı, birisi yakıcı. İkisi bir araya geldi, söndürücü oldu. Olacak şey mi? Benzinle kibrit bir araya gelmiş, söndürücü olmuş. Arkadaşlar, dünya böyle garip. Garipler memleketi. Bak, Kur'an'ı nasıl tanımlıyor? Ya ne acayip bir şey ya. Eğer biz Risale-i Nur'la Kur'an'ı, Risale-i Nur'la Peygamber'i, Risale-i Nur'la Allah'ı, Risale-i Nur gözüyle dini öğrenmemiş olsaydık, kara kalpli insanların ağızlarından çıkan sözler din olacaktı. Rüyaları din olacaktı.
Anlayışları din olacaktı. Hükümleri benim haşir meydanındaki karar gibi olacaktı. O insanların anlayışları, hissiyatları din olacaktı. Kürsüye çıkacaktı, hepimizi koyacaklardı cehenneme. Kur'an anlayışlarını Kur'an olarak gösteriliyor. Öyle değil. Din olarak din, rüyalar anlatılıyor. Şuraya bak, şu Müslümanın ahmaklığına bak. Dün derste diyorum ki, Risale-i Nur olmasaydı rüyalarla din olacaktı. Yani rüyalar din olacaktı, özdeş olacaktı. Adam kalkıp gitti. Zahire bakarsın öyle sarıklı cübbeli ha, sıfır kalktı. Ya memnun olması gerekirken protesto ediyor. Rüyalar din olacaktı. Kara kalplerin ellerini öpecektik. Adamın evinde kafayı taktı, moralı bozuk, kürsüye çıkacaktı, anlattı, din olacaktı. Moralı güzel, dini güzel anlatacaktı, o da din olacaktı. Hangisi din peki? Ve burada konuşan değilim ha. Kürsüye çıkanım. Çünkü kürsüye hem de en yükseklere, en merkezlere çıkıyorum. Yani niçin söylüyorum? Kürsüye çıkıp konuşanım. Oraya benim bir haletim bozuk olunca kürsüye artık çatmayacağım, kimse kalmaz. Herkesi cehenneme koyuyorum. Haletim psikoloji iyi ise herkesi cennete koyuyorum. Peki hangisi dindir? Din midir? İşte haletler din olacaktır Risale-i Nur olmasaydı. Onun için baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Başka bir tanesi de kalktı gitti. Kim biliyor musunuz? İsrail'in sevindiğine sevinen, İsrail'in üzüldüğüne üzülen adam imanını ve konumunu, yani bulunduğu yeri, cemaatini sorgulasın. Adam kalktı gitti. Kime ne dedim ben? Yarası olan pansumana gitsin dedim canım. Öyle öl demedim ki. Git pansumana git. Susayan su içsin dedim. Öyle değil mi? Ha, sen vardın da. Bak şimdi Kur'an'ı tanımlamaya bak. Her cihetle aynı şuur koy şey tencereye ve nefs-i ilim ve mahs-i irade. Osman tanımlamaya bak. Tesadüf halleri olmayan, lüzumsuz maddeler bulunmayan Kur'an. Bu kadar ayat-ı meşhuresiyle icma ve ittifakta Risale-i Nur'a işaret ve tevafukları sarahat derecesini onun makbuliyetine işarettir. Şimdi başka şey anlatış şey yapacağım. Kur'an neymiş? Cerciyet deyince hayatı yorumlamaya hepsi girer. Hayatın her şeyi ya. Donmuş Kur'an işte. Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebi azamından anlatıyor ya 25. sözde. Aynı şuur benim mevcuda da karşı olan ilişkim, nefsimle kendimin kendime. Evet. Ama şu kendimin kendim üzerimdeki zan değil. Zanlarından sıyrılmış nefsili. Mahsi irade. Mahsi irade sıyrılmış huzuzat-ı nefsaniyeden ve diş dünyanın dayatmalarından sıyrılmış mahiyetine yakın irade. Aynı şuur benimle kaynat, nefs-i ilim benden bana, mahs-i irade benden rubiyete mi? Evet, rub, rab yani. Rızı rabbinas, melikinas, ilahinas. Üç. Üç yani. Bak başka biraz daha açayım. Allah Allah. 713'ten okuyorum. Elbette menba-ı ulum. Menba-ı ulum. Madeni esrar. En beni hasta eden tabir. Tabii bu herkesi alakadar eden tabirler var ya. Şimdi benim üçüncüsü çok şey yapıyor. Deli edici bak. Bir de okuyun. Bir. Kur'an menba-ı ulum. Ne demek? Menba-ı ulum. Ha? İlmin kaynağı. Kaynağı, ulum, ilimler. İlim değil, ilimler. İki, madeni esrar. Ne demek? Sırların madeni. Madeni. Nerede maden varsa. Üç, beni çok alakadar ediyor. Fıtratın tercümanı hayatı tekviniyesi. Böyle tanımlanacak. Fıtratın tercümanı hayatı tekviniyesi. Evamini tekviniye değil, hayatı tekviniye.
Sakın ha! Yani mevcudattaki o tekvini ayetleri fıtri bir tercümanı gibi. Benimkileri zanından kurtaran. Yani bir çiçeği, bu tercüman yani. Bir çiçeği böceği yani pendirilerin tercümanı değil de yani Kur'an'ın tercümanı daha eski. Evet. Yani Kur'an'ın aslı bende yok mu? En enatıkıl Kur'an. Ben canlı bir Kur'an'ım diyor Hazreti Ali. Ama ben bir sürü zanlarımla ifade ediyorum. Yani zanlarımla kendimi tanımlıyorum. Zanlarımla beni biliyorum. Yani kendime yüklediğim mana hep zan. Zansız beni ifade ediyor. Fıtrat o zaman ayat tekviniye de yabancı dilleri aynı dili konuşmuyor. Fıtrat tercüman tutmuş o Kur'an. Kur'an. Fıtrat tercüman tutmuş o tercüman Kur'an. Ayat-ı tekviniyeyi beni bana tanımlıyor, tarif ediyor. Hem tarif ediyor hem tanımlıyor. Tarifiyle tanımlamayı anlattım, sen yoktun. Ya. Sonra 4. Edebiyatın mucize-i kübrası. Duymuş muydun bunları? Risale'nin bir tanesi öyle demişti. Dur hangi cümleydi ya? Öyle külliyatta yoktur dedi. Ervah habise, ha, ervah habiselerden. Şey, celbeder habise ervahları. Yani suretler var ya suretler. Suretler, memnun suret heykeller. He? Memnun heykeller. Ha, memnun suret ve heykeller. Celbeder habis ervahları. Öyle bir şey yok dedi külliyatta. Dedim ha burada. İtimat ediyorum ama görmek istiyorum. Gel abi de gel. Kalktı. Baktı. Baktı bana. Biz başka külliyat okuyoruz dedi. Benim başıma ne çoraplar ördüler. Ustadın söylediğini söylediğim için. Hangi cümle biliyor musun? Erva habiseyle biraz meşgul oldum. Bak burada böyle diyor Erva habise. Burada böyle diyor. 13. lemada şöyle diyor. 75. sayfa. 82. sayfa lemalar, 727 sözlerde, 246 sözlerde, yani erva habise mevvadi şerire, tamam mı? Bir şey demedim yani latif nükteler 30'u. Başımın etini yediler ve bana bir çakma iş yaptılar ama tutmadı tabii, yemedi. Çünkü benim Nurcu kardeşlerim ehli takip, baktılar hakikaten var. Bana cinci dediler. Sonra dedim ki, en büyük cinci Allah'tır. Ha, deyin bakayım, cinci Allah. Çünkü cinleri o yarattı. En büyük cinci Kur'an'dır. Cin suresi var çünkü. Ben papağan gibi varı söyledim. Risale-i usta cinciydir. He? La Allah, acayip bir şey ya. Bir şey diyeceksin de itham edeceksin, hakaret edeceksin, aşağılayacaksın da bari biraz dolsun yani içi. De ki manyağın birisi şöhret için uğraşıyor. Manyağın birisi para topluyor. Manyağın birisi ne bileyim ya. Bir şey değil yani. Neyse. Kaç etti? 4. Neymiş? Edebiyatın mucize-i kübrası. 5. Lisan-ül gayb. Alem-i şehadette konuşan. Lisan-ı gaybı alem-i şehadette ifade eder. Alem-i gaybın lisanı alem-i şehadette. Sözlerimi getirsene. Sözler, mektubat lemalar. Peki, niye buradaki sözleri almıyorum? Olmaz. Sirayet yok çünkü. Kopuk benden. O bana feyiz vermez. Ne diyorsun sen ya? Çalınmış kitaptan okusanız, İmam-ı Rabbani'nin Hazretlerinin dediği gibi, Ehl-i Bidan'ın yazdığı masa tamamen doğru bir kitabı okusanız, Ehl-i Bidan'ın habis ruhaniyeti size sirayet eder. Okumayın diyor. Ama kitap doğru. Ama yazarı Ehl-i Bidan. Kitapta sirayet ediyor. Onun için yayın evi çok önemli. Feyiz alamamanızın bir sebebi de budur. Çalmış basıyorlar. Oradan feyiz alamazsınız. Kur'an bile okusa. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Ehl-i Bidan'ın yazmış olduğu mahsa bir kitabı okusanız size zulmet akar diyor. Bak bunu da kafama çorap verecekler. Gidin İmam-ı Rabbani'ye söyleyin. İçinde şahsın kendisi var. Şahsın timsali var diyor. Şahsın kendi timsali şahsiyeti var diyor. Ustad diyor.
Kelamda timsali şahsiyet var diyor. Resimde timsali şahsiyet var. Eğer resimde Allah Resulü'nün timsali şahsiyetinin hakikatiyle özdeş olsa suret perestliğe tapacaktık biz. Surete tapacaktık. Suret ilah olacaktı bize. Oysa bir şeyin hakikat olabilmesi için dört kaynakta beslenmesi lazım. Evvel, ahir, zahir, batın. Suret ise sırf zahirdir. Batını yok resimde. Hayat olmadığı için. Yaşasın Risale-i Nur. Ölsün nursuzluk. Çok hoşuma gidiyor. Allah Allah. Olsun desinler. Meczup diyorlar. De kardeş. Bak. Başka yer okuyorum. 686 notalana. Belki Kur'an umum işareti ile işaretleri bile sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, mutalan işaret, remzi, telbi, ima, ilham, ayet, ayeti, vahiy kutsi, vahiy ilhami vesaire. Bunların hep meratiptir. Hepsi. Belki Kur'an umum işareti ile hadis-i şerifte öyle geçiyordu. Sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, mutalaun. Ustadın tabiriyle vahiy, hadisi kutsi, hadis, ilhamat, işarat, rumuzat, tuluat diye devam ediyor. Acayip ya. Merak etmeyin, üzülmeyin. Niye bunları bilmiyorum? Merak etme. Sen şunu yeter ki Risale'ne sadık ol. Sana onlar hep verilecek sana. Vallahi verilecek. Verilmese ahirette sor bana hesabı. Bu da olmasa orada verilecek. Verilecek kardeş. Kardeşim burasıyla orası bitmiş artık. Aynı. Burada verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam ayeti var ya. Şu an duydun mu sen? Verildi demektir. Eğer verilmek istenmeseydi orada, burada sana verilmezdi. Kur'an bozulmuş, tahrif olmuş İsa Aleyhisselam'ın iki ayetini bahsedeyim. Bir, isteyene verilecektir. İki, verilene verilecektir. Verilene verilecektir. Verildi mi bunlar sana? Verilecek orada. Abi olur mu? Tamam, verilmeyecek sana. Evet. Allah zanlara sokma ya, ne olur ya. Ne olur Allah rızası için ya. Zanlara sokmayın. Allah çok hoş bir şeydir ya. Allah'ı seven sevdirir. Allah'tan hep korkan Allah ile korkutur. Ha? Kur'an bir tanesi dedi ki ders yaparken elini kitabın üzerine koydu. Bunu sana yakıştıramadım dedi. Doğru söyledi. Ne kadar dikkat ediyorlar. Ona da seviniyor. Ha, seviniyor. Kaynağı var. Çünkü bana ne yaptı biliyor musun? Sungur abi, Rüştü abi, Allah rahmet etsin onlara. Risale-i Nur'u yapıyorlar. Sözleri Yayın Evi'nin başında Sungur abi. Envar'la Rüştü abiyle meşguldu. Karşılıklı mutabakat ederlerken ben de onlara 1983-85'te Fındıkzade'de servis yapıyorum, hizmet yapıyordum. Mekanları cennet olsun. Allah şefaatlerine nazar eylesin. Hata yaptım bak, ne yaptım. Oradaydı. Yani çay vereceğim, tamam mı? Götürüyorum abilere çay. Ama yavaş hareket ediyorum ki bir şeyleri de duyayım diye. Böyle. Bazen derinlere dalıyorlar. İkisi de enfusçi ya. Hata yaptım Osman. Çay tabağını kitabın üzerine koydum. Çay iş yapacağım. Oradan Sungur abi bir fırladı. Ahi! Hı? Hı? Masa. Bunun üzerine sırf Kur'an, Risale-i Nur, İlmihal. Öyle koyacağız. Hiç unutmuyor. Şimdi de koy da göreyim. Ruhuma öyle tesir etti ki. Niye etti?
Çünkü ihlaslı söyledi. Zübeyir abi gözlüğünü koydu diye üstad... Sopa vurmuş. Mermer kafalı demiş. Şöyle koymuş. Onları talebeleriz, alhamdülillah. Kur'an'a ve Kur'an'ın hakikatlerine en ufak bir şeye biz ihtimam ederiz, hürmet ederiz. Ve abiler gibi yastık yapmayız külliyatı veya Kur'an'ı. Kur'an'ı yastık yaparlar. Allah kimsenin başına vermez. Kur'an, umum işareti ile, eczası ile aynı şuurdur. Kışırsızdır, fuzuli, lüzumsuz maddeleri yoktur. Alemi gaybın tercümanıdır. Risale-i Nur peki buna nedir? Yani Kur'an'a göre Risale-i Nur nedir? Doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir burhanı, kuvvetli bir tefsiri, parlak bir lemai icaz-ı manevisi ve o bahrın bir reşası ve o güneşin bir şuağı ve o madeni ilmi hakikattan mülhem, feyizden gelen bir tercüman-ı manevisi olduğundan. Sayfa kaç değil bu? 686. Geçler. Şu anlar. 680. Evet, 86. Yeni çıktı Türkfan'da. Eskişehir unundan, yeni çıkmış fırından. 1980'de askerde simitçiler gençler. Eskide akşam dolaşırdı. Omuzlarına simit tablası. Simitçi bir bağırırdı. Ondan sonra bizim simitçi öyle derdi. Size teneffüs ettiriyorum arada. Öyle manyaklık yok, kabazlık yapmıyorum. Bir rahatlatayım size diye. Şöyle derdi. Eskişehir unundan, yeni çıktı furundan derdi. Gidi. Çocukluk hatıra simit alırdık. Şimdi arkadaşlar, latifemiz bir tarafa. Tercüman-ı manesi olduğundan onun kıymetini ve emniyetini beyan etmek Kur'an'ın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği hak iktiza eder ve hakikat ister. Kur'an izin verir. Çünkü Risale-i Nur Kur'an ayetlerinin ayetleridir. Nerede yazıyor? Birinci şuada. Nerede? Kur'an ayetlerinin ayetleridir Risale-i Nur. Diyebilen var mı? He? Buraları da okuyacağım size. Bak. 709'da okuyayım size. Bu asırda Risale-i Nur denilen 33 adet söz, 31 adet mektup, 31 adet emalar bu zamanda Kitab-ı Mümin'deki ayetlerin ayetleridir. İmam-ı Mübin değil. Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin nedir? Nazari kader mi, bedi kader midir? Bedi kader. Nereye bakar mazi mustakbela? Hazırat. Hazıra bakar. Mazi ve müstakbel. İmam-ı Mubin'e, nazari kader, bedi kader, hazır zamana bakar. Kitab-ı Mubin. Hazır zaman, Kitab-ı Mubin'in ayetlerinin ayetleridir. Devamında. Sonra, devamında. Yani hakaikının alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun burhanlarıdır ve o ayetlerdeki hakaik-i maniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir. Nereye hizmet ediyoruz diye şey yapıyorum arkadaşlar. Nereye hizmet ediyoruz? Hepin neyin talebesiyiz? 700 sayfa şimdi. Bir de 11. notada bir tabir var abi. Söyle abim. Hem üslubu Kur'an'da öyle bir cezalet ve selaset fıtrilik var ki, güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinden yazılan ayat okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır. Uf. Ve nizamatının tilavetidir. Nakkaşi ezelisinin şuunatını okuyor. Şuunatını mı, şuatının mı? Şuunatını. Şuunatını. İkinci u çekiyor. Çekiyor değil mi? Şuunatının
okuyor ve fiillerini yazıyor. Allah Allah. Nereden okuyorsun? Lemalar 11. nota. 11. nota. Hı. Aynı yer lemaları da var ya. Benim esnemeden okudum da. Lemaları da var. 17. lema 11. nota. Bir de okusana ya. Bir dinleyin hele. Ne diyor bak ne. Hem üslubu Kur'an'ide öyle bir cezalet. Uslub ama da. Mana değil. Üslubunda. Evet. Öyle bir ceza. Üslubu bu. Cezalet ve selasete fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sahifelerinde yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır, nizamatının tilavetidir, nakkaşı ezelisinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bak, kıraatla tilavet farklı. Makam gibi. Gidiyor. Yani. Evet. Kur'an kainat hafızıdır mı diyor? Evet. Çok acayip ya. 25. sözde girmedik ha Kur'an nedir tarifine. Makkaş ezeliyle şuunat farklı. Bir ilişki var ki beraber söyledi. Evet. Makkaş deyince demek ki şuunata bakan taraf. Makkaş ezeli. Evet. Çünkü ruhtaki şuunat Barla da geçiyor. Güzel sanat, nakkaş olarak kendisini ifade ediyor dışarıda diyor. Çünkü nakkaş yani zat hal ruhunu gösterir. Sanatta gözükür. 700 Risale-i Nur neymiş? Risale-i Nur müstesna bir hassası ismi hakem ve hakimin mazarı olup bu size neyi hatırlattı? İki tane isim İsmail. Hatırladın mı cuma perşembe dersine? İki tane isim sana ne diyordu? Hani dün metroda bana diyordu. İsmi hakim ve hakem. Bak, ismi hakim ve hakem, Risalet-i Ahmedi'yi iltizam ediyor ama ittiba iltizam ediyor. İsmi hakem ve hakem, Risalet-i Ahmedi'ye ittiba istizam ediyor. Çok acayip bir cümle ya. Acayip bir cümle ya. Okursana hakem isminde. Hakem ve hakem. İsmi hakem ve hakim. Bedahat derecesi. Yavaş. İsmi? Hakem ve hakim. A çekiyor mu? Yok A çekmiyor abi. İkincisi hakim. İ çekiyor. Tamam. İsmi hakem ve hakim. Bedahat derecesinde. Takki var hakimde. A'da yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Vay. Risaletine delalet ediyor. Bedahat. Yani ismi hakim varsa risalette olması lazım abi. Olmuyor. Başka yoksa hakem olmaz. Olmuyor. Yani hakim ismine zıt abi. Evet o zaman o isimle şimdi düşünün. Risalete Ahmediye'yi iktiza ediyor. İsmi hakem ve hakim. Tamam. Hakem hakim. Bak burada ne diyecek? Risale-i müstesna bir hassası ismi hakem ve hakimin mazarı olup risaletin dışa vuruşu olup Risale-i Nur. Böyle dolduruyoruz. Bütün safahatında, mebahisinde, nizam ve intizam-ı kainatın aynesinde ismi hakem ve hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur'aniyi ders veriyor. Mevzu ve neticesi hikmet-i Kur'aniyedir. Hani Risaletin Nur, Risale-i Nur, Resail-i Nur, Siracı Sürç, bir de Siracı Nur, bir tane de var. Risaletin Siracı Sürç, bir tane de var. Hepsini anlatmıştık neyi dedi. Risaletin Nur, vahiyi gösteren yönü. Ondan sonra işte oradayı bak bağlayın. İsmi hakem ve hakim. Hakim. Tamam mı? Risale-i Ahmedi'yi gösterir ve ittiba emreder. Değil mi? Şimdi nasıl biz ismi hakem ve hakime ittiba edeceğiz ki? İsmi hakem ve hakim dışa vurursa
risalet oluyor. Risaletin kaynağı o ikisi. Yani nübüvvet değil. Risalet. Risalet iki zeminde ortaya çıkıyor. İsmi hakem. Hakem var ya. Tırırırt, penaltı, faul. Olmaz. Geç. Hakemlik yapıyor adam. Olmaz. Dön. Hayır. Hakkına tecavüz etme. Doğru. Kainatta hakemlik yapıyor. Allah. Duduk çalıyor. Olmaz. Yanlış. Hayır. Ver hakkını. Gitme yavrum. İdare ediyor. Bir de hakim. Hikmetlerle dolu. Bu zeminde Kur'an ortaya çıkıyor. İşte bu Kur'an'a ismi hakem ve hakime ittiba etmek demek, Kur'an'a mazhar olmak. Nasıl olacağız? Kur'an'ı gösteren bir aynaya ittiba etmek. Aslı mücididi. Yani hikmetler hakemi gösteriyor. Evet, hikmetler ama ikisi cemi. Bak, hakem zemini ve hakim zemininde Kur'an'ın risalet cenahı çıkıyor. Bu risalet yönünü de Risale-i Nur ifade ediyor asırda. Risale-i Nur'a ittiba etmek, Risalet-i Ahmedi'ye ittiba etmektir. Risalet-i Ahmedi'ye ittiba etmek, ismi hakem ve hakime mazar olmaktır. Bak o zaman dinle. Risale-i Nur'un müstesna bir hassası, ismi hakem ve hakimin mazarı olup, gördün mü nereden nereye bağlıyor? Bütün safahatında, mebaisinde, nizam ve intizamı kainatın aynesi olan, bak neymiş? Nizam ve intizamı kainatın aynesi. Neymiş biliyor musun? Şimdi Esma'yı tanımlıyor. Osman, lugat yazıyorsun ya. Hakimi yaz bakalım. Diyor ki nizam ve intizamı kainatın aynesinde ismi hakem ve hakemin cilvesi olan hikmeti kutsiye. Nizam ve intizam o zaman. Ve hikimat-ı Kur'aniye ders veriyor. Hakem ve hakimin açılımı oluyor. Bak, nizam, hakeme, hikmet-i kutsiyeye. İntizam ise ismi hakeme, hikemiyat-ı Kur'aniye'ye bakıyor. Bak bir de yapıyorum. Parmağıma bak. Nizam, hakeme bakar ve hikmet-i kutsiyeye bakar. İntizam, hakim, hikmete bakıyor, hikemiyat-ı Kur'aniye'ye bakıyor. Hikemiyat ne abi? Hikemiyat nedir peki? Hikmetler değil mi? Yani çoğul mu? Hikmetin çoğul mu? Evet. Ama şöyle, hayatlar vücudu haricileri manasında. Çünkü seni inşa ediyor yani. Bilgi seviyesinde değil. Hikemiyat, hürdebiniyat. Yani canlılıkta kullanılıyor daha çok onlar. Hakem hikmet üzerine hareket ediyor. Evet, hakim. Hikmet. Hakem adil ismine de bakıyor. Bakıyor ama ayrı bir şey. Yok, bakabilir ama ayrı bir şey. Allah. Kastamonu da abi 44'te yani Risalete bakan ayetlerin bu zamandaki efradı Risale olduğunu söylüyor zaten. Yok o onu. Bu ayetlerde Risale-i Nur'a iman ve remz ve belki işaret var diye hissettim. Evet madem bu ayet gibi vazifeyi Risalet ve davete bakan ayetler her asra bakıyorlar. Her asırda efratları, masadakları var. Elhamdülillah. Madem bu ayetlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a verilen sıfatlar, ünvanlar her zamanda cereyan ve her asırda hükmetmek haysiyetiyle ve ünvanların altında manayı remziyle Risale-i Nur gibi o vazifeyi yerine getiren eserler ve zatlar bu gibi ayetin daire-i şümullerine girmeleri Kur'an'daki icazı manevisinin şenidir, belki muktezasıdır ve lazımıdır. Madem Risale-i Nur bu acib asırda müstesna bir surette ve ayetin işaret ettiği vazifeyi yapıyor ve manasının daire-i külliyesinde bir ferdidir, elbette müteaddit emareler ve gizli karineler ile diyebiliriz ki bu ayette dahi birinci şuanın
Sair 31 ayetleri gibi Risale-i Nur'a mana-i işareyle bakar. Güzel. 44. 44 Kastamonu 44. 734 Çağlar. Risale-i Nur ismi azam cilvesiyle ve ismi rahim ve ismi hakimin tecellisiyle zuhur ettiğinden imtiyazlı hassası Allahu Ekber'den iktibasen celal ve kibriya, Bismillahirrahmanirrahim'den istifazaten merhamet ve şefkat ve huvel azizül hakim'den istifadeten hikmet ve intizam esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Yani Risale-i Nur'un ruhu ve hayatı bu isimlerdir. Sair mezheplerdeki aşk yerine tarikatta, diğer yerlerde vedud ve aşk yerine Risale-i Nur'un meşrebinde muştakane şefkattır ve refetkarane muhabbettir. Tasavvufta aşk vardır. Risale-i Nur'da Risale-i Nur meşrebi İbrahimi bir meşreptir. Hanifen Müslümen tezgahında dokunuyor. İbrahimi bir meşreptir. İbrahimi meşrep neydi? Şefkat ve tefekkür. Risale-i Nur'un meşrebinde muştakane şefkattir ve refetkarane muhabbettir. Nasıl ki Hazreti İmam Ali radıyallahu anh sari bir surette Sirac-ı Nur'un tarihi telifini ve tekemmülü zamanını ve meşhur ismini Tukad-ı Sirac-ı Nur fıkrasıyla haber vermiş. Öyle de Binurin celalin bazihi meşeren dahil ilahir fıkrasıyla de Sirac-ı Nur'un esaslarına haber veriyor. Çünkü Celilin bahi bazihin izzet ve azamet ve celal ve kibriyadır. Şeren dahi Süryanice Rauf ve Berkutin Rahim'dir. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu an Siracun Nur'u tarif ediyor. Hayatını ve nurunu kibriya ve azamet ve refet ve rahimiyetten alıyor diye mümtaz hasiyetini beyan eder. Siracun böyle Süryanice'de şeyi okumak da çok hoş keyif veriyor ha. Böyle bilmem okudunuz mu böyle? İmam Ali'nin şeyi var ya. Keşfetiye. Böyle sikiye tasdik gaybiye olsaydı biraz okurdum siz ama bakayım 8. şu an burada yok. Yok değil mi? 1. şu an. Her şekilde şu an var. Bakayım. Celcelutiye'nin kendisini verir mi aslında? Yok. Celcelutiye'yi sen ne taşıyorsun? He? Manasını o şeyi okuyorum öyle sana çalışıyorum. Bi hakki tebare kesmü nun ve saile ve bi sureti şahmizi ve şemsü kuvret ve bi zariyati zekve men necmi iza heva. Bu değil. Ben Celcelutiye'sini daha şey o şey ima şey im şeyin şu Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'a bakarak Süryani isimleri derc ederek Tukadi Siraci Nur'in Siren beyaneten Tukadi Siraci Surci Siren tenevret bi Nur'in Celal'in Bazihin ve Şeren Dahin bi Kuddus'in Berkut'in bihin nari uhmidet بياهين ويايوهين نموهين أساليها بتمطامين مهراشين لنار العيد السمت بحال أهيل شعلين شعوبين شليعين تاهين تهوبين تيتهوبين تيتهت أنوخ بيموخ وأبروخ أكسمت بتمليخ آيات شموخ تشمخت Ebazihen bayzuhin ve zeymuhin ba'deha Khamaruhin yeşruhin Bişerhin teşemekhet Bibelhin ve simyanin bezuhin ba'deha Bizeymuhin eşmuhin bihil
kevnu umret bir şemehatil ikba duayı. Arapça değil ha? İsrail'e de bu biraz karşı. Yok değil, değil. İsrail'e. Yok sokma İsrail'i buraya. İbranice değil ya. Acayip adamlar ya. Sanki berza, ustad da öyle diyor. Bazı insanlar berzahtır. 121 şualarda diyor. Alemi gayb ile alemi şehadet arasında gidip gelmeler o insanların köprülük üzerinden yapılıyor. Habib de diyor toprakta bir ahiretin perdesidir diyor. Perdesidir. Ahiret salonu diyor. Şeyde 15. şuada da peygamberimiz için diyor ki aleyhissalatü vesselam alemi gaybi alemi şehadete taşıdı diyor. İnsanı berzahtırlar diyor. Ha cümle böyle geçiyor 121 şualardan. İnsani berzahtırlar. Berzah ama insan. O alemi berzah değil. Ya bu adamlar ya hoşuma gidiyor ya. Kimden kastetmiş diyor. Ya. Yapmayın ya. Onlar basittir ya. Neyi kastetmiş? Onlar basittir ya. Cinler neymiş ki? Koyun kenara, ekmeğin arasında koyup yeriz onu. Cin neymiş ki? İkinci derecede, hatta üçüncü derecede. Muhatap, onlara bir cin suresi yetmiş. O da bize gelen cin suresinden istifade ediyorlar. Bize değil, direkt onlara gelen süre yok. Bize gelmiş, bizden dolayı bir süre, cin suresi. O da bizim. Onu bile vermiyorum ha. Böyle hiç tahammülüm yok vallahi. Kur'an'ın bir zerresini kimseye vermem. Hepsi insanadır. Kur'an banaymış, bana. Herkes öyle desin. Kur'an'ım, Kur'an demek, Kur'an'ım. Peygamber demek, peygamberim. Risale-i Nur'um. Anam, babam der gibi. Gençler. Bir saat oldu mu? Risale-i Nur o seyri dalalete karşı mukavemet edip Kur'an'ın tısımlarını keşfederek hakaikini muhafaza ediyor. Allah. Ne acayip ya. Asa-i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. Onun için aslında buradan çıkartıyorum. Derdin mi var kardeş? Sıkıntın mı var kardeş? Evham ve paniğin mi var kardeş? Cinlerden mi korkuyorsun kardeşim? Endişe mi ediyorsun? Sihir büyü, büyü mü var zannediyorsun kardeşim sana? Tamam. Asa-i Musa'yı evinde 10 dakika en az sesli. Dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. Bir başka yerde ne diyor biliyor musun? Asa-i Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayet-i kübra namını alan Risale-i Harika'ya bakıyor. Bedetu bismillahi ruhi bihi tedet ila keşfi esrarin bi batinin tavet. İmam Ali diyor bunu. Hazreti Asa-i Musa'ya böyle işaret ediyor. Var mı kardeşim delilin? Problemin mi var? Psikolo ya psikiyatriye gideceksin gidip ilaç kullanacaksın ya Asa-i Musa hapını alacaksın. Bak oku günah bana ait. Bak gidiyor mu gitmiyor. Şimdi dur kimdi tanır mısınız? Sabah hani belki görmüşsün sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Bir telefonla birisine Kur'an şey yaptı okuyordun mu? Evet. Sen de gel. İkinci kattan, bak şimdi, İskenderun'da oluyor bu. İkinci kattan, alt katta kimse yok. Direkler varmış. Kömürler falan var. Odun yığını. Akşam üzeri iniyor bir şey almaya, kadın, evde kimse yok. İnince meğer kömürlükte köpek yatmış. Bunu görünce köpek bir anda fırladıp kaçıyor tabii. Bu kadın korkuyor ve dili tutuluyor. Bu adam, o kadının da yerini söyleyeyim yani. İşte Kırıkan'da Taşoğlu köyünde. Ben hepsini söylüyorum yani. Yalan, lafzı kafirdir. Kafirlerin kullanacağı şeydir. Risale'de öyle geçiyor. Bunu ben size, zaten itimadınız var da Allah da yemin ettiği için ben de delillerle konuşuyorum. Bak nereli olduğunu, ne yaptığını söylüyorum size. Ondan sonra bütün doktorlar Kırıkan, Hatay, Adana, Eğitim, İstanbul.
Şey o tabi Adapazarı. Mum. Nasılsın? İyiyim diyecek, değilim diyecek diyemiyor. Ben telefonla konuşurken. Benim bir dostum. Abi ya ben bu işte anlamam. Hakikaten anlamam. Ama bildiğim bir şey var. Nasılsın? Verin telefonu dedim. Bak Asay Musa'yı anlatmak adına anlatıyorum. Yoksa hakkımı helal etmem suizan etmeyin. Nasılsın? İyi değilim diyecek de anladım. Tamam. İlk startı vereyim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzu sinetun ve la nevm ilahir. Ve la ye'udu hifzuhuma bir. Ve la ye'udu hifzuhuma iki. Altı. Ve la ye'udu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Ayet-i kürsü okudum. Tamam. Dedim ki evinizde asaymış kitap var mı? Yok dediler. Ver dedim şimdi. Hemen dedim gidin bir yerden Asay-ı Musa diye bir kitap bulun. Ne olduğunu bilmiyorlar. Rema bilmiyorlar. Bulunca bana telefon edin. Yarım saat geçmeden bulmuşlar. Evet dedim. Verin o kadına. Ver telefonu da ver. Anla anlama. Asay-ı Musa'yı en az 10 dakika okuyacaksın. Allah'ın zatına yemin ederim ki bugün 4. gün Muharrem. Gayet normal konuşuyoruz. Bugün diyor ki ben diyor aynı böyle konuşuyor. Oğlumu diyor askerde ziyaret edeceğim diyor. Asay-ı Musa'yı diyor ziyaretten sonra okusam olur mu? Aynı böyle olur. Ama dedim aspirini ve özel malzemeni çantadan ayırmadığın gibi çantanda aspirin olacak. Eğer evham gelir, vesvese gelir ya falan olursa okumana da gerek yok otobüste. Çantana elini uzat, Asay Musa'ya elini sür, tamam. Ben dalga geçmiyor. Bu telefonun kartını takmasanız, kart bir şey yarar mı? Kartı çıkarttınız. Tamam. Telefon işe yarar mı kartsız? Yok. Buna kart çakacaksınız. O zaman bütün dünyayla görüşme imkanınız oluyor mu? Uyduya bağlantı oluyor mu? Bu telefondan kasıt benim. Kart Asay Musa'dır. Tamam mı? Okumaya başlayınca ne oluyor bak. Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan 746 aynı mevzuyu başka bir yerde söylüyor. 744. Asay-ı Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal edebilen. Dalaletin ve şirkin. O işte idlal edilmiş. O köpeğin korkmazsa idlal edilmiş. Dalalet deyince küfür manasında değil. Mektep muallimleri muhtaçtır diyor. Evet. Asay-ı Musa'ya muallimlere. Zülfikar'a ise diyor. Hafızlara ve hocalara. Asay Musa'yı okutturdum ve her gün okuyor. Hiçbir şey yok. Darayabilir miyim dedi. Yok gerek yok. Birkaç defa arasam. Tamam dedim ha. Ama ilacı buldum. Diyor ki sen diyor ben diyor o kitabı bitirdim. Bitince ne yapayım dedi. Başa gel. Bak bir başka bir soru sordu. Ya bazı yerleri ben bir daha okuyabilir miyim? Demek ki çok hoşuna gitmiş orası. Oku. Yeter ki 10 dakika. Asay-ı Musa, ben kitap okutturmak için okutturmadım. Asay-ı Musa sihir ve dalaletin büyülerini iptal ediyor. Yani İster inan, ister inanma. Musa Aleyhisselam'ın asasının Musa Aleyhisselam'ın asası neyse sihirleri koydular ya. Süleyman Aleyhisselam korktu. Korktu demeyelim tövbe estağfurullah da. Endişe etti. Aynı öyle yazıyor. Allah diyor ki endişe etme. Asanı at diyor. Asasını atınca yuttu mu? Sihirleri yuttu mu? Asay-ı Musa Süleyman dedim. Musa Aleyhisselam'ın asası ne işlev yaptıysa Asay-ı Musa onu yapıyor. Bedetu bismillahirrihi bihile Bedetu bismillahi bihi tedet ila keşfe esrali bi batinin tevet Vesmi Musa asa bi zulmatin celet.
vesmu asa Musa bihi zulümatin celet. Ve bil ayeti kübra emini minel fecet. O da onun içinde. Hazreti Ali böylelikle şey yapmış. A demiş, eşeği tutuşturmuş, son cümlem olsun Nasreddin Hoca. Eşeği tutuşturmuş, eşek yanıyor. Demiş, aklın varsa aha göl demiş. Eğer aklınız varsa dediğimi, ben buradaki dedikleri söyledim, dediğimi yaparsınız veya psikiyatri hastanelerden ilaçlarla kurtulamazsınız. Onun bunu ne ettiği belli olmayan zalim, merhametsiz, ahmak, gattar, hodgam, hodendiş adamların kucağına düşersiniz. Cin çarptı, bilmem ne çarptı diye. Cin mi çarptı? Korktu. Ne yapar? Hem paranızı alacak, gideceksiniz uydurukçalara. Hem paranızı alacak, hem de psikolojinizi bozacak. Nasıl bozacak? Cin çarptı. Hayda. Veya en masum ifadeyle. En yakının sana sihir yaptı. Bu sefer başlarsın düşman aramaya. Ulan en yakınım kim? Teyzem. Amcamın çocuğu. Halam. Ha, eve. Tuvalete gitmişti. Orada bir şey çevirmişti. Benim yatak odama girebilir. Nereden çıkartıyor şimdi, üretiyor düşmanı? Uydurukçu dedi ya. Senin en yakının sihir yaptı. Zıkkımın kökü yaptı. Sen Asay-ı Musa oku. Laf dinle. Bir de laf dinle. Yan tesiri yok, reçeteyle satılmıyor. Bu şu an 298'de yine bana bir şey diyor abi. Bu şu an 298'de. Ne güzel kapatmıştım ya. 298. Bak benim suçum yok ha. Son kapanış olur abi. Tamam. Ha. Peki o kapanış olur hadi doğru. 298. Sen hassalarını topla. O mu? İşleri sarma sözleri. Ha işte bak. O zaman وَتِلْكَ هُرُوفُ النُّورِ فَجْمَ خَوَسَا وَهَقِقْ مَا نِيهَا بِهَيْرِ خَيْرِ تُمِمَتْ. Yani toplamalı ders yapıyoruz ya, bir oradan, ve sözlerden, mektubattan. Bunu ustad yapmış, Asay-ı Musa. Asay-ı Musa böyledir. Lemalardan, şualardan, mektubattan, şundan, bundan toplamış, bir araya getirmiş. Hazreti Ali de şöyle diyor. وَتِلْكَ هُرُوفُ النُّورِ فَجْمَ خَوَسَا وَهَقِقْ مَا نِيهَا بِهَا خَيْرِ تُمِمَتْ. Ne demek? Yani işte Risale-i Nur'un sözleri, hurufları ki onlara işaretler eyledik. Sen onların hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur. Bak, işte Risale-i Nur'un sözleri, hurufları ki onlara işaretler eyledik. Sen onların hasarlarını topla. Hazreti Ali diyor radıyallahu anh, baba, kafa adam. Manalarını tahkik eyle. Kelimelerini çöz. Gir içeriye. Kelimenin batınına gir. Enfusisine gir. Manalarını tahkik eyle. İmam Ali ne diyor? Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur. Der. Hurufların manalarını tahkik et. Karinesiyle mana ifade etmeyen hecai harfler murat olmayıp, belki kelimeler manasındaki sözler namıyla risaleler murattır. La ya'lemul gaybe illallah. Rabbana la tuahhizna innesina evaktena. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.